Sefa Hanım, temizliğe gittiğiniz evlerde başınıza unutamadığınız bir olay geldi mi hiç? 47. camın resmini çekindim. Cama çıkıp da resim çekindiğim oldu. 47. kat. Evet, dışarıda resim çekindiğim oldu. Yani. Yani bunu... Yükseklik korkum yok. Diyeceğim, bunu referans olarak bakın 47. katta cam silme resmim var. Bu tarz kullandın mı bunu? Kullanıyoruz. Hatıra olsun diye mi? Hatıra değil. Ya da şeyde atıyoruz. Hani WhatsApp durumlarında kullanıyoruz. He. Gittiğimiz evleri çekip WhatsApp durumunda yani kullanıyoruz. Yani ablam ben öyle boş değilim. Bakın 47. katta selfie çekiliyorum. Temizlik benim işim. Tarzında kullandın yani. Var evet. Bu da iyi bir reklam. O unutmadığım bir olayda arkadaşımın plazmayı televizyona suyla yıkadığı oldu. Ev sahibinin. Bozuldu mu? Bozuldu. Ondan sakın sen bir daha işe gitme. Zaten bıraktım. Allah'tan kadın tanıdıktı, benim tanıdığımdı. Dedi sorun değil dedi. Sorun değil dedi. Kadındaki bonkörlüğe bak. Yani. Sorun değil canım, altına bir 140 ekran plazma yenisini alırız. Kesin kocasının parası. Ama tertemiz kokmuştur. Evet, yani deterjanı basmışsınız, memnun oldum. O skat girişleri parıldıyor ama aynen. Bozulsun. Yani son olayda yani duvarları yıkadığımız oldu hortumla. Evin gideri var mı yerde? Gideri yok. Fırçalayıp... Çamaşır suyla kadının hortum tutması oldu. Peki suluyu nereden götürdünüz? Parke böyleydi zaten. Su hiç biz alıyorduk. Kadın döküyordu, biz siliyorduk. Kadın sadece hortumu tutuyordu. Duvarlara. Evi hortumla yıkamak istiyor. Evi hortumla yıkamak istiyor. Böyle bir takıntısı mı var? Takıntısı var. Mesela ben banyoda halı yıkamaya bayılıyorum. Ona göre banyomun giderlerini uzun ızgara gibi yaptırdım. Şırıl şırıl gidiyor. Yani ona göre bir şeyler yaptırırsın ama yani. Sen kalkıp da bu evde duvar yıkayabilir misin? Banyonun eşiğini yüksek yapsaydın o zaman. Plastik kapı doğraması zaten banyonun yüksek. Banyonun metresi ne kadar Kadir Bey? Metrekaresini bilmiyorum ama halıyı yıkayabiliyorum. Halıyı 6 metre kare halı yıkıyorum. Yok canım sen de 6 metre kare halı banyoya sığar mı kız? 6 metre kare halıyı ben o banyoda yıkıyorum. Nasıl yıkıyorsun? Yıkıyorum. Ha, biz yolluk yıkıyoruz. Öyle büyük halıyı kapının önüne indiriyoruz zaten. Yok, yolluk yıkamıyorum. Banyoda yıkıyorum. Recep'ciğim bu kadının bence temizlikte hiç sınırı yok. Aklına koyduğunu yap. Aklıma koydum yapıyorum. Yani. İnşallah her aklına koyduğunu yapmazsın. Tatlı kız seni. Hadi süpürmeye devam ediyoruz hadi. Şu salonu bence süpürüp camlara girelim. Camlar da tozluydu. Onları da iyice detaylı bir şekilde silerse temizliği gerçekten gözükür. O lastik aralarına falan hepsine bakacağım detaylı bir şekilde. Şimdi Kadir Bey, ben bu cama... Şimdi cama girdik. Evet, düşün ki ben senin yanına çırak başladım. Ben senin yanına verdim. Evet Sefa abla, şimdi bu camı nasıl sileceğiz? Senden tek istediğim Kadir Bey bu camı buralara alacağım. Kremle. Sen bana o camda dedin ki ben dedin tozunu almıyorum bak, dedin. Bak buranı alacağım, buranı alacağım. Ha, tamam. Anladın önce tozunu mı? Alıyoruz. Evet. Sonra kremliyorsun. Evet, kremliyorum. Ona güzelce kremle yaptıktan sonra siliyorum. Okey. Ardına duru bir su koyuyorum ama duru suya özelliğim benim ya şampuan ya Arap sabunu. Ha, tamam okey. Yani, o da okey. Hani dalgalama kalmıyor. Leke kalmıyor. Ha, püf noktası. Püf noktası. Peki o zaman başlayalım mı? Başlayalım. Hadi izliyorum bakalım. Bazıları da bulaşık makinesi parlatıcısı koyuyor. Onu yastıklarda kullanıyormuş o. Ay sen gittin abarttın git başına. Git kadını başla sen kendini abarttın. Merdiven vereyim ya da tabure istiyor musun? Tabure istiyorum. Merdivene gerek yok. Boyum tamam. Var zaten. Konuşurken sanki röportaj gibi ya da düz konuşuyor farkında mısın? Merdivene gerek yok. Onu ver. Ya Şerif Şerif. Ablam direkt kendini çünkü işe odaklıyor. Muhabbet etmeyi sevmiyor. Sevmiyor muhabbet. Net cevaplar veriyor. Yani her şeyi sulu sulu yapıyor. Temizlik şirketim var diyor. 5 tane yetiştirmiş eleman. Bunları da böyle mi yetiştirdi acaba? Çok merak ediyorum. Sefa benim rakibim olamaz. Evet şu anda camı kabasını evet, alıyor. Evet bu suyu döketeceğim. Yeni su getireceğim. Alaydın ya camı kabata. Yok, kremleyeceğim. İyi tamam de ablam, bu camı alaydın ya bu çamurunu. O camın çamurunu almaya gerek yok. Bu çamurunu alaydık kız, bu çamurunu krem mi vuracak? Krem, cama vurmayacağım. İyi de camın kabasını almadık. Alacağım Kadir Bey. Salondaki temizliğini yani pek doğru bulmadım. Camda farklı bir stili varmış. Hiçbir stili yoktu. Önce camın pisliği alınır. Uğraştı durdu plastik doğramaların aralarında. Bana göre yanlıştı. Hani ablam nazizane fikrim. Şu camı da o duru suyu döktün yalandan ya şey yalan ya suyu döktün de. Yani o suyla da bu camın çamurunu bir alaydık ya. O suyu o cama vuramam. Çünkü niye kutsal su bu? Pisti bayağı. Kız bu cam temiz mi? Sanki bu da çamurun içinde. Şartı şurtu var kadının. Her su cama vurulmaz. Evet. Cam silme tarzı enteresandı. Değişikti. İlk defa öyle bir cam silme şekli gördüm. Bakın şimdi bir kere de tüm kirler çıkacak. Sefa Hanım o bezi bize bir gösterir misiniz? Bez bir şey. Baksana şuna Kadir. Bak
Ya sen var ya ben yapsam... He tamam her gün görüyoruz zaten. O yapınca baksana ya Allah'ın... Ama Sefa Hanım cam silmeye yeni bir soluk getirdi. Peki bir şey diyeceğim. Sen şimdi kaç senedir 15 yılda temizlik yapıyorsun. Evet. Şöyle bir insanın gözünün içine baktığında... ...kaşına kirpiğine baktığında bu kız temizlikten anlıyor mu anlamıyor mu anlar mısın? Aramızda onlar yok şu anda. Dedikodu yapıyoruz. Dedikodu sevmiyorum. Ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorum? Yani sarışını var, esmeri var, ne bileyim. Şöyle sabah baktın. Şöyle bir göz gezdirdin mi? Ha, bunun hani yok geldi. Hicranla. Naciye var, Özlem var, Özlem var. Naciye Hanım'dan. Ha. Hani bekliyorum. Ha, rakip görüyor musun Naciye'yi? Naciye Hanım'dan diğerlerini bekliyorum. Diğerlerini eledik mi şimdiden? Diğerlerini elemedim. Bak Dilara biraz çelimsiz Özlem duruyor Özlem Hanım'dan sanki. Da bekliyorum o şeyi ama... Dilara'dan bekliyor musun? Dilara'dan... Daha sabah üşüyordu havada soğuk diye. Kansızmış da zaten. Çelimsize benziyor. Sence iş yapabilir mi? Yapar bence. Yapar. Hepsini iyi dedin. Ne anladın ben bu işten? İş yapmışlarını görmedim Kadir Bey. Benle çalışmıyorum. Yok ben şimdi 15 yıllık tecrübene dayanarak diyorum. Belki şöyle bir gözünden anlıyorsundur. Yani... Ha? Yani ona da acaba olursan yani temizlik işi her kadının harcı değil. Orası doğru. Her kadının orası harcı doğru, değil. Evet. Her kadın temiz olacak diye bir şey yok. Yani ev işi başka, milletin evi başka. Ne oldu Kadir? İstediğin cevabı alamadın değil mi? Yok, fitne fesat çıkaramadım. Ben gidip diğer camımı siliyorum. Dikkat et, kovaya takılma. Ama burası ben. Sen çok dışarı çıkma gözünü seveyim. Daha vitrin sileceğiz hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.